Türk kızları neden böyle? Türk kızları neden egolu? Bu tür soruları daha doğrusu şikayetleri çok duyuyoruz. Bunun neden böyle olduğunu, yani bunun arkasındaki dinamiği anlatmak için burada bir örnek vereceğim. Ekşi sözlükte biri Türk kızlarının %90'ının ruh hastası olması başlığına tabii ki ruh hastası bunlar diye kendi emirlerini yazmış. Bunu bir inceleyeceğiz. Bunu önce tamamen bir dinleyin ve bu adamın asıl derdini görebilecek misiniz bir bakalım. Bir nişanlılık olmak üzere son beş sevgilimde de illallah etmiştim artık. Dünya bile değil, evren bunların etrafında dönüyor resmen. Hiçbir konuda hiçbirini tatmin edemiyorum. Mutlu olmuyorlar. Ne yaparsanız yapın, her an ilgi bekleyen, kendinize 10 dakika zaman geçirseniz, benle ilgilenmiyorsun zorbalığına başlayan, istekleri hiçbir zaman bitmeyen bir topluluk bunlar. Bir uğraş ya da hayata dair merak ettikleri, dert edindikleri bir şey yok. Bir hobileri yok. Müzik zevkleri yok. Spor, sanat, genel kültür ne bileyim. Zikindirik, siyaset falan bile ıgı öf püf şeyler bunlar için. Statü denen şeyleri follower sayısıyla eşdeğer görürler. Örneğin bir tanesiyle bile açıp kosmos belgeseli izleyemedim. Biriyle bile hayata dair ya da özel niş alanlara dair bir sohbetim olmadı. Daha doğrusu olamadı. Çünkü çok denedim. Bu arada bu arkadaşlar bildiğin yüksek fakültelerden mezunlar ve çalışan insanlar. Ama birinden bile bir konudan etkilenmedim. Beni açacak, merak ettirecek, hayret ettirecek hiçbir anım olmadı. Damızlık adam gibiydim. Kamış istediklerinde hazır bir şekilde görevimi yapmam gerekiyordu. Ben iki saat atıyorum satranç oynadığımda beni o beni unuttum yine. Arabam var su hafta sonu hanımefendiyi istediği yere götüreceksin. Bak senin istediğin de değil. Arabam var oğlum sonuçta. Hatta sen hastasın Köpek gibi evde yatıyorsun. Hanfendi yazıyor paydosa doğru. Alacak mısın beni çıkışta işte, aşkı? Sen hastaysan bana ne koyayım? Servise mi diyeceksin beni? Ya ırı. Nişan yapıp evimi açtığım insan her gün beni birinden kıskanıyordu. Her Allah'ın günü. Ayrılık ultimatomları veriyordu. Evli çocuklu insanlara yürümediğimin hesabını verirken buluyordum kendimi. Bir süre sonra ben de ruh hastası oldum tabii. İş yerinden ayrılan bir arkadaşın fotoğraf karesinde olduğum için birilerine yürümekle suçlanıyordum. Ve ben bu psikopatlara her şeye rağmen saygılı davranıyordum. Bildiğin açıklama falan yapıyordum. Bu kadar çok ruh hastası tanıdım ki artık bu genellemeyi yapacak seviyeye geldim. Türk kızı, %90 ilgi budalası, bencil, hayata dair hiçbir merakı, ilgisi ya da dert edindiği bir uğraşı olmayan boş bir topluktur. Nokta. Tabi sen nokta deyince nokta oluyor. Şimdi sazı ben elime alayım. Biri nişanlılık olmak üzere son 5 sevgilimde de illallah etmiştim artık demiş. Şimdi arkadaşlar bir iki kadınla aynı şeyi yaşıyorsanız bu kadınlar ruh hastası dersiniz. Yalnız 5 kadında da aynı şeyi yaşayınca acaba bütün bu ilişkilerin ortak paydası yani ben sorun bende mi acaba? Bir, bende bir yanlış var mı diye düşünmeniz lazım. Çünkü bütün ilişkilerdeki ortak kişi sensin. Kadınlar bana niye böyle davranıyorlar? Benden neden sürekli ödemem, itaat etmem, alttan almam bekleniyor dersin. Neden ben böyleyim? Neden bu başıma geliyor? Neden kadınlarla ilişkim bu şekilde? Arkadaş kendisini bir kez bile suçlamış mı? Hayır. Kendisi çok modern, çok medeni, çok kültürlü. Hiçbir hatası yok arkadaşın ama beş kadınla da aynı şeyi yaşıyor. Bu şekilde tabii ki egosunu sıvazlayıp duruyor. Ama bu tür kaybeden narsizm maalesef %90 kendilerine zararlı. Yani tamam egolarını kurtarıyor, kurtarıyorlar ama aynı şeyleri yaşayıp acı çekip duruyorlar, eziyet görüyorlar. Bu gibi adamlar arızaları nedeniyle yani şu narsizm, şu kendine hiç hata görmeme, hiçbir şey öğrenmeme nedeniyle normal kızlar tarafından da sürekli edilirler. Yani bu adamlar kendi arızaları nedeniyle normal kızlar tarafından sürekli reddedilirler. Sadece ruh hastası kızlar bunlarla birlikte olur. Genellikle olan dinamik bu. Tek dinamik bu değil. Bu tür bir şeyi aslında kadınlar da yapıyor. Dikkat ederseniz bazı kadınlar işte tüm erkekler sorumsuz, tüm erkekler işte yatıp bırakmaya meyilli falan filan derler. Ama biliyorsunuz erkeklerin çoğu tam tersi. İlişki peşinde, uzun süre ilişki sevgili peşinde. Fakat bu kadınlara düşmüyorlar. Niye? İki şeyden dolayı. Birincisi bunlar normal erkekleri görmüyorlar. Yani normal erkekler bunlar için görünmezler. Hep aynı tip piç erkekler çekici geliyor. Hep onlarla birlikte oluyorlar ve bütün erkekleri böyle sanıyorlar. Aynı dinamik bir çocukta da var. Muhtemelen normal kızları görmüyor. kızlar onlar, onun için görünmez. Ya da bu kızlar onu istemiyorlar. İşte olabilir. Ve sürekli aynı tip kızlarla beraber oluyor. O yüzden de bütün kadınları, muhtemelen Türk kadından başka da tecrübesi olmadığı için bütün Türk kadınlarını aynı sanıyor. Bunu yabancı sitelerde de çok görürsünüz. Hani herkes kendi ülkesinin kadınından şikayet eder. Şimdi konuşmalarımda çok görüyorum ben bunu. Kız arkadaşım çok kıskanç. Sürekli bir şey istiyor. Kavga çıkarıyor. Trip atıyor vesaire diyen adamlarla biraz konuşunca şunu çok bariz görüyorsunuz. Adam kendine güvenmeyen özdeğer yoksunu biri. Sünepe biri. Ağzını açıp kıza yerini bildirmekten aciz biri. Ve tamamen kendisi gibi bir kızı çekiyor kendisine. Yani kendine güvenmeyen, özdeğer yoksunu bir kız çekiyor. E bu kız biraz daha dişli. Hani sadist, mazoşist birbirini bulur şeklinde. O yüzden genellikle kız adama işkence ediyor. Ama adamın çekebildiği kız bu sadece. Fakat burada bir mekanizma daha var. Ve bunun olma ihtimali daha yüksek. Ya da Birkaç mekanizma aynı anda çalışıyor olabilir. Yani bir önce söylediğim dinamik çalışıyordur. Şimdi söyleyeceğim dinamikle çalışıyordur. Kadınlar omurgasız, kendi çizgilerini savunamayan, bu çizgiler ihlal edildiğinde çekip gidemeyecek kadar muhtaç ve korkak erkeklere çok acımasız davranırlar. Yani aynı kadın böyle bir erkeğe arkadaşın yazdığı gibi eziyet ederken omurgalı, çizgilerini fazla ihlal ederse elinden kaçırabileceği bir erkeğe daha feminen daha sevgi dolu. Gayet iyi davranabilir. Bu arkadaşın temel probleminin numarkası olduğunu nereden anlıyoruz? Şu iki örneğe vereceğim yazdıklarından. Ne demiş adam? Arabam varsa o hafta sonu hanfendiği istediği yere götüreceksin. Bak senin istediğin de değil. Arabam var oğlum sonuçta. Hatta sen hasta'sın, köpek gibi evde yatıyorsun. Hanfendi yazıyor Paydos'a doğru. Alacak mısın beni çıkışta aşk o. Sen hastaysan bana ne namına koyayım. Servise mi bindireceksin beni ya? Iy falan. Ve ben bu psikopatlara her şeye rağmen saygılı davranıyorum. Bir şey yazmış. Şimdi adam muhtemelen kadın kendisini şoför olarak kullanmak istediğinde gıkını çıkarmadan itaat ediyor. Hasta olsa bile yapıyor bunu. Ya da belki gık çıkıyor ama ben senin şoförün değilim diye yerini bildirecek cesareti olmadığı için kıza yerini bildiremiyor. Şimdi dikkat edin kız ağzıma sızsa da korkumdan, kızı kaybederim korkusu, yalnız kalırım korkusu, kimse beni istemez korkusu genelde bunun altında bu vardır. Gıkımı çıkaramıyorum demek bu kırılgan narsist egosunun kaldırabileceği bir şey değil. Bu adamda da muhtemelen öyle bir ego var. Bunun yerine ben bu psikopatlara her şeye rağmen saygılı davranıyordum diyor. Buna da muhtemelen inanıyor. Ben zayıfım, muhtacım, bir kadına yerini bildirmekten acizim dik duramıyorum, omurgalı duramıyorum demiyor. <laughs> Böyle olduğunu yazmış olsa da. Ne yapıyorum diyor. Dediklerini yapıyorum. Sonradan sinirle doluyorum. Terk edilince de açıyorum ağzımı, yumuyorum gözümü. Türk kızları re 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 rö rö rö. De dikkat ederseniz hani ben bu kızlara her şeye rağmen saygılı davranıyorum yazmış. Orada da bitirmemiş. Şöyle demiş. Bildiğin açıklama falan yapıyorum. Düşünsene hastasın yatıyorsun hanımefendi seni şoförlüğe çağırıyor. De git içine kızım hastayım yatıyorum servise bin bugün diyemiyorsun. Muhtemelen işte hastayım gelemiyorum bak hasta olduğum için falan diye açıklama yapıyorsun. Ya da gidiyorsun hasta hasta sonra da bu kadın niye böyle? Arkadaşlar yani kadınlar bu noktaya bir günde gelmezler. Burada ve sitede defalarca belirttim bunu. Bir kadın sizin erkek adam mı yoksa bir sünepe mi olduğunuzu size bakarak tam olarak göremez. Bu arada şimdi söyleyeceğim şeyi yakın zamanda çıkardığımız erkeklerin ilişkilerini stresli ve yıldırıcı hale getirmelerine neden olan 5 hata podcastinde de ayrıntılı olarak anlattım. Ama daha başka podcastlerde ve sitede de çok bahsettik. Şimdi dediğim gibi arada kadın ara ara erkeğin ne kadar erkek adam olduğunu bir erkek adam bu sünepe mi olduğunu ara ara küçük küçük test eder. Bu testler başında çok küçüktür. Ama eğer erkek bu testlerden kalırsa yani bu küçük testlerde bile korku ve kaygıyla kadının istediğini yaparsa sünepelik yaparsa kadın daha fazla şiddetli test yapmaya başlar. Çünkü acaba bu adam gerçekten erkek mi? Sorusu sürekli kafasının bir kenarında bu arada bilinçaltında altında tabi dönmeye başlar. Bu da testlerin şiddetini arttırır. Normalde gayet iyi başlayan bir ilişki bir süre sonra kadının erkeğe eziyet ettiği bir ilişkiye dönüşür. Şimdi tabi burada şöyle bir şey de var. Yani burada kadının da kalitesizliği var. Çok yani normal kadın böyle bir erkeği bırakır. Şuradaki bir eziyet etmez. Ama dediğim gibi bu adam zaten böyle kadınları seçiyor kendisine. Daha doğrusu böyle kadınları çekiyor bu şekilde işte Türk kadın neden böyle, Türk kadın neden egolu ya da kadınlar neden böyle, kadınlar neden bu kadar egolu şeklinde sorular soran, daha doğrusu şikayetler eden adamların hemen hemen tamamında kendileriyle ilgili tek bir hata yazmıyorlar. Bu arkadaşlar o kadar çok ruh hastasılandım ki artık genellemeyi yapacak seviyeye geldim. Türk kızı %90 ilgi budalası, bencil, hayata dair hiç merakı, ilgisi ya da dert edindiği bir uğraşı olmayan boş bir topluluktur nokta demiş. Gerçi %90 değil %100 demeye çalışıyor aslında okuduğunuz zaman görüyorsunuz. İşte %90'ı belki de iki sözlük başlığı öyle olduğu için söylüyor. Yani diyor ki kadınlar çöp ben de kadınların kıymetini bilmediği bir pırlantayım. Tipik iyi çocuk kafası. Yersen maalesef kendisi yiyor. İyi çocukların birçoğu yiyor bunu. Şimdi muhtemelen bu podcast dinlese hemen savunmaya geçer. Çünkü ego çok kırılgan. Gerçekleri kaldıramaz. Ama sorun şu ki Egomu koruyacağım diye ilişki hayatını cehenneme çeviriyor. Ya üstelik düzeltme olanağı kendi elinde olan hatalarını da düzeltemiyor. Çünkü bende hatalar var diye düşünse bu hataları düzeltmesi kendi elinde. Kendi etki alanında. Ama Türk kızlarının %90'ı re re, 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 re re egolu niye böyle falan dediğin zaman yani karşı tarafı hatanın tamamını karşıya yıktığınız zaman neyi değiştirebileceksiniz ki hiçbirisi etki alanınızda değil. Yani tamam insanı tatmin ediyor. Böyle bir grup bütün bir sorunlarını bir karşı gruba yükleyerek kendini egosunu rahatlatıyor. Ama hayatın önemli alanlarından birinde tatmin olamıyor. Sen bu çocuklara bunu anlattığınız zaman size saldırırlar. Yani kendisi gelip dinlemeye niyette olmadığı sürece böyle bir çocuğa hiçbir şey anlatmaya gerek yok. Belki dinlemeyi isteyen, ihtiyacı olan birkaç tane adam dinler diye yapıyoruz bakalım bunları. Ya bakın, beraber olduğunuz kadın gerçekten ruh hastası olabilir. Bununla ilgili daha önce podcast'ler yaptık. Mesela Borderline Personality Disorder diye bir podcast'imiz var. Onu dinleyebilirsiniz. Yani bazı kadınlar gerçekten ruh hastası. Ama durum buysa bu kadını bırakmanız lazım. Şimdi bu çocuğu düşünün. Kız arkadaşı gerçekten ruh hastası olsa bile nasıl bıraksın ki? Zira ona göre ruh hastası olmayan bir kız yok, normal bir kız yok. Azıcık alçak gönüllü olsa Beş kızla da aynı şeyi yaşadım. O zaman bendeki problem ne olabilir diye kafa yorsa, kendi zayıflıklarını bulup giderse, hem böyle kızları kendine çekmeyi bırakır, hem çektiği zaman almamayı öğrenir, hem de daha nitelikli kızları kendine çekecek bir erkek haline gelir. Hem de omurgasızlığı yüzünden normal kızları bile ruh hastası canavara çevirmez belki. Evet, yeterince uzun süre böyle omurgasız davranırsanız en iyi kızı bile çıldırtırsınız. Dediğim gibi burada iki dinamik var. Belki ikisi birden var, belki herhangi biri var. Yani, yani her türlü kombinasyon olabilir. Bir, sürekli böyle kızları çekiyor kendisine. İki, normal kızları da bu hale getiriyor omurgasızı yüzünden. Bu konuya modern iyi kocalar ve erkeğe psikolojik şiddet uygulayan kadınlar podcastinde de değinmiştik. Ona da bakmanızı tavsiye ederim. Bir de şurada söylediği bazı şeyler var. Onlarla ilgili konuşmak istiyorum. İşte Bunların bir uğraşları, hayatla dair merak ettikleri, dert ettikleri blablabla şunu konuşamıyorum, bunu konuşamıyorum. Beraber belgesel izleyemiyoruz. Özelniş alanlara dair sohbetim olmadı. İşte ve bu kızların tamamı üniversite mezunu, fakültelerden, yüksek fakültelerden mezunlar, çalışan insanlar falan. Şimdi bilmiyorum arkadaşlar, sizin deneyiminiz bu mu? Ama hani Şimdi Arkadaşlar böyle bir şey yok. Bir kere yani tamam bir kadınla her şeyi konuşamazsınız. Bazı konuşmalar erkek erkeğe yapılır. Felsefedir, tekniktir, şudur budur. Bunlar erkek alanlarında yani kadınların ilgi alanları farklı. Ve erkeklere ne kadar küçük gelse de bunlar, bunlar da kendi alanlarındalar. Yani erkeklerle kadınların bu kadar bir her şeyin sohbetini etmek zorunluluğu yok. İlişkilerde böyle bir şeye ihtiyaç yok. Kadın erkek eşitliğini aynılık sanan bazı arkadaşlar bunu özellikle kendi arkadaş çevrelerinde, erkek çevrelerinde bunu tatmin edemiyorlarsa eşlerinin üzerine kusuyorlar. Hadi bölgesel izleyeceğiz, hadi şey konuşacağız, felsefe konuşacağız falan. Ama bilmiyorum gerçekten Türkiye'de kızlarla, üniversite mezunu kızlarla birlikte olduysanız dedikleri çok abartı. Yani şimdi kızların, ya yani benim ve çevremde gördüğüm kızların çoğunun şey müzik zevki var. Sporla da uğraşıyorlar. Hobileri de var. Yani en azından bir dans ediyorlar. Ya da ne bileyim işte bir pasta kursuna şuna falan gidiyorlar. Beraber belgesel de izleyebiliyorsun. Yani tamam oturup bir ki, dörte heri kirli heri falan izlemiyorsun beraber film olarak. Ya da çok ağır bir kozmo belgeseli, kozmos belgeseli izlemiyorsun bazen ama. Bilmiyorum. O adam gerçekten kendi çok kalitesiz kızlar çekiyor. Neyse konuyu toparlayalım. Dediğim gibi bu Türk kızlarının, Türk kızları neden böyle, Türk kızların neden egolu sorusunun cevabı, ya bu senden kaynaklanıyor genellikle. Ama hani Türk kızlarının hiç problem yok mu? Var. Yani erkekler çok duygusal. Yani, Türkiye'de erkekler çok duygusal. Buna karşı kızların geliştirdiği bazı kalkanlar var. Ve hani kızların da kafası karışık Türkiye'de. Yani doğu batı arasında kalmış bir ülkeyiz. Yani nasıl davranacakları konusunda onların da bir referans kaynakları yok. Ve özellikle şapşal e, ne yaptığını bilmeyen yeni başlayan acemi erkeklerin kafasını çok karıştırıyorlar. Bu her yerde böyle değil. Fakat hani genel olarak dünyada bu adamları dünya kızlarına bırak. Yani egzotiklik kartından kızların ilgisini çekebilirler bazı yerlerde. Ama en de sonunda buraya gelirler. Hani Türk kızlar niye egolu? Sen niye çok zayıfsın? Yani ilk düşünmen gereken şey bu. Tamam, Türkiye'de egolu kız var mı? Var. Ama onlarla hiçbir şekilde muhatap olmadan gayet güzel bir cinsel hayatınız olabilir.